Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere seçmeli demokrasi ve insan hakları dersimizin ikinci dönem birinci sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Liselerimizin tüm sınıflarında ortak ders olarak okutuluyor. Yani tüm sınıflara uygundur bu sorularımız. Öncelikle sizlere soruların pdf'lerini göstereceğiz. Sizler sorularınızı çözmeye çalışın. Ardından doğru cevapları beraber yapalım. Birinci sorumuz. Birçok durumda özellikle toplumsal gereksinimler ve etkileşimler sonucunda kültürel değerlerin bazılarında değişimler meydana gelmektedir. Yukarıdaki açıklamaya uygun örnekler vereceğiz. İkinci sorumuz, farklılıklarımızla birlikte yaşamak hakkında bilgi vereceğiz. Üçüncü sorumuz, toplumsal normlar ve değerler toplumsal yaşamda çatışmaların nasıl çözüleceği konularına bireylere yol gösterir. Yukarıdaki açıklamaya yine örnekler vereceğiz. Dördüncü sorumuz da, Bireylerin içinde yaşadığı kültüre ait değerler benimsemesi ve yaşatması, o toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşamasına katkı sağlar. Bu tür çalışmaları başarılı yapan kişiler tarihin hangi dönemde yaşamış olursa olsunlar örnek alınırlar. Onların bilgisinden ve kültür birikiminden sonraki nesillerine yararlanması için düşünceleri, ürünleri yüzyıllarca yaşatılır. Yukarıdaki açıklamalara tarihimizden örnekler vereceğiz. Yani örnek şahsiyetler vereceğiz burada. Beşinci sorumuz. Ortak değerlerimizi unutup ön yargılarımızı yaşamımızın belirleyici sahne getirdiğimizde hangi olumsuz durumlarla karşılaşırız açıklayacağız. Altıncı sorumuz ahelik teşkilatı ve fütüvvet nameler hakkında bilgi vereceğiz. Yedinci sorumuzda, toplumsal çeşitlilik için ön yargı, sosyal dışlama ve ayrılmada karşı çıkmak için neler yapılabilir yazacaksınız. Sekiz dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımı konusunda bilgi vereceğiz. Dokuzda dezavantajlı grupların toplumsal yaşama etkin şekilde katılımını sağlamak için neler yapabiliriz? 10. sorumuzda da demokratik toplumlarda belirlenen kurallar ile bunların uygulanması bireylerin katılımıyla gerçekleşir. Yani demokrasinin en önemli değerlerinden biri de katılımcılıktır. Yukarıdaki açıklamaya uygun bir örnek yazacaksınız. Kanalımızda demokrasi dersimizin konu anlatımlarını izleyerek sınavlarımıza da çalışabilirsiniz. Şimdi cevapları vermeye başlayalım. 1. sorumuz Birçok durumda özellikle toplumsal gereksinimler ve etkileşimler sonucunda kültürel değerlerin bazılarında değişimler meydana gelmektedir. Yukarıdaki açıklama uygun örnekler veriniz. Ne verebiliriz? Geçmişte atalarımız tarafından kullanılan bazı giysiler bugün artık kullanılmıyor ya da çok dar bir topluluk tarafından tercih ediliyor. Başka, düğünlerde, bayram kutlamalarında, asker uğurlamalarında da değişiklikler olmakta. Bu yetkinliklerde kullandığımız yeni birçok değer yaşamıza giriyor. Bilgi ve iletişim teknolojisinin kentsel alanda daha çok kullanılması bazı değerler hızla değişime uğruyor. Bayram sabahlarında ya da önemli kutlamalarda küçük yerleşim birimlerinde hala geniş sofralar kurulurken büyük kentlerin merkezinde bu tür birliktelikler rastlamak artık mümkün değil. İkinci sorumuz, farklılarımız, farklılıklarımızla birlikte yaşamak ne demektir? İnsanlar sadece yasalar karşısında değil, yaşamın her alanında, her anında eşit hak ve özgürlüklere sahiptir. İnsan arasında biyolojik, fizyolojik, zihinsel farklılıklardan dolayı bir üstünlük durumu olamaz. Kanun önünde herkes eşittir. Bireysel farklılıklar ve yetenekler insanın doğası gereğidir. Bu farklılıklar hiçbir insana hak ve özgürlüklerinin kullanım konusunda üstünlük sağlamıyor. Hiçbir insan dili, dini, ırkı, cinsiyeti farklı diye birbirinden üstün olamaz. Bu farklılıklar toplumsal hayatın zenginlikleri olarak görülmelidir. Üçüncü sorumuz, toplumsal normlar ve değerler toplumsal yaşamda çatışmaların nasıl çözüleceği konularında bireylere yol gösterir. Yukarıdaki açıklamaya örnek vereceğiz. Toplumsal norma değerlere uygun davranmak, belirsizlikleri ortadan kaldırdığı gibi bireyin sosyalleşmesini de sağlar. Sosyal yapı içerisinde birey edindiği kültürel değerlerle çeşitli gruplarda kendisini ifade edebilir. Böylelikle bireyin öz saygısı gelişir. Buna bağlı olarak güven duygusu da güçlenmiş olur. Dördüncü sorumuz. Bireylerin içinde yaşadığı kültüre ait değerleri benimsemesi ve yaşatması, o toplumun birlik ve beraberlik içinde yaşamasına katkı sağlar. Bu tür çalışmaları başarılı yapan kişiler tarihin hangi döneminde yaşamış olurlarsa olsunlar örnek alınırlar. Onların bilgisinden ve kültür birikiminden sonraki nesillerin de düşünceleri, ürünleri yüzyıllarca yaşatılır. Yukarıdaki açıklamalara tarihimizden örnekler verecek olsak pek çok örnek şahsiyet var değil mi? Mesela Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Mehmet Akif Ersoy gibi şahsiyetler yukarıdaki açıklamalara çok güzel örnektir. Beşinci sorumuz Ortak değerlerimizi unutup ön yargılarımızı yaşamımızın belirleyici sahne getirdiğimizde hangi olumsuz durumlarla karşılaşırız? Açıklayınız. Ortak değerlerimizi unuttuğumuz zaman, ön yargılarımızı yaşamımızın belirleyici sahne getirdiğimizde maalesef toplumda olumsuz durumların ortaya çıkacağı aşikardır. Asırlarca beraber yaşadığımız farklı yaşam için verilen kişilere, gruplara, etnik ve mezhepsel farklara kalıplaşmış yargılarla yaklaşmak toplumda kırılmalara, çatışmalara, kavgalara, küslüklere, bölünmelere neden olur. Bu yüzden geçmişten günümüze gelen Müsamahamız yani hoşgörümüz, sevgimiz, saygımız çok önemli değerlerdir. Yine bu değerlere sahip çıkacağız ve hiç kimseyi dininden, dilinden, ırkından, mezhebinden dolayı ötekeleştirme yapmayacağız. Herkes Allah katında eşittir, kanunlar önünde eşittir diyeceğiz. Altıncı sorumuz, ahilik teşkilatı ve fütüvvetnameler hakkında bilgi veriniz. Ahilik Arapça'da kardeşim anlamına gelen ahi kelimesinden veya divani lügatı Türk'te geçen cömert, eli açık anlamındaki akı kelimesinden türetilmiştir ahi. Ahilin temellerini fütüvvetnameler oluşturuyor. Nedir fütüvvetnameler? Dini, tasavvufi temelleri olan eserlerdir. Fütüvvet kavramı fedakarlık, iyilik, yardım, insanseverlik, müsamaha, nefsine söz geçirme gibi erdemlerdir. Fütüvvetnamelerin özünde peygamber sünnetine tabi olmak vardır. Ahilik teşkilatı ticaretin kurallarını kendi arasında ahi teşkilatı koymuştur. Nedir? Adalet ve eşitlik üzerine kurulu bir güzel teşkilattır. Yedinci sorumuz. Toplumsal çeşitlik için ön yargı, sosyal dışlama ve ayrımcılığa karşı çıkmak için neler yapılabilir? Ne yapacağız? Kendisi gibi düşünmeyen, yaşamayan bireylere karşı aşağılayıcı, itici ve saldırgan yaklaşımların olmaması için herkes ön yargıdan uzak duracak. Çünkü ön yargıların sistematik olarak siyasal destek bulması kitlesel ayrımcılığın önünü açar, bir insanın yeteneklerini veya hak ve özgürlüklerini mezhebine, cinsiyetine, ırkına, dinine göre değerlendirmek ırkçılıktır. Irkçılık demokrasiyi benimsemiş ülkelerde en önemli suçlardan biri olarak kabul edilir. Bir insanın doğum yoluyla veya içinde yetiştiği topluluktan kazandığı ırkı, cinsiyeti, dini, dili gibi özelliklerden dolayı ayrıma uğramaması en büyük arzumuzdur. Çünkü insan bazı, mesela ırkını seçemez, cinsiyetini seçemez. O yüzden bütün insanlar eşit olarak değerlendirilmeli, ön yargılardan kaçınmalıyız. 8. sorumuz, dezavantajlı grupların toplumsal yaşama katılımı konusunda bilgi veriniz. Dezavantajlı grup olarak görülen engelliler, yaşlı insanların başta yaşam hakkı olmak üzere eğitim, sağlık, adalet, istihdam olanaklarından yararlanma hakları vardır. Kanunen bunlar onlara tanınmıştır. En temel hakların kullanımı yanında bireysel özelliğe saygı, ayrımcılık yasağı, hakların kullanımında fırsat eşitliğinin sağlanması yine evrensel değerler açısından önemlidir. Bunların kullanılması onlara yardımcı olacağız. 9'da da dezavantajlı grupların toplumsal yaşama etkin şekilde katılımını sağlamak için neler yapmalıyız? Bizler dezavantajlı grupların toplumsal yaşama etkin şekilde katılımını sağlamak için projeler geliştirebiliriz. Eksik gördüğümüz uygulamalar konusunda yerel yönetimlere harekete geçirmek için onlar uyarabiliriz. Engeller için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarında gönüllü olarak görev üstlenebiliriz. Yardımseverlik ve insani sorumluluklarımız bunu gerektirmektedir. Çünkü onlar da insan. Son sorumuz. Demokratik toplumlarda belirlenen kurallar ile bunların uygulanması bireylerin katılımıyla gerçekleşir. Yani demokrasinin en önemli değerlerinden biri de katılımcılıktır. Yukarıdaki açıklama uygun bir örnek veriniz. Ne yapabiliriz? 18 yaşına gelmişsek her bireyin seçme ve seçilme özgürlüğü vardır. Gidip seçimlerde istediğimiz muhtar adayına, belediye başkanına, milletvekiline, cumhurbaşkanına oyumuzu özgür bir şekilde kullanabiliriz. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Hepinize tüm sınavlarınızda başarılar diliyoruz.